Semisal, iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeyda, iyi yayınlar. Çok Teşekkürler. teşekkür ediyorum. Biz toplantının detaylarını paylaştık ama kuşkusuz sen bizimle aynı zamanda perde arkasını da paylaşacaksındır bu toplantının. Tabii ki Trabzonspor bu sezon çok ciddi umutlarla sezona girdi. Yani Şampiyonlar Ligi'nden önce elendi. Ardından UEFA Ligi'nden, sonra Konferans Ligi'nden elendi derken Avrupa macerası sona erdi ve ligde de ciddi bir puan farkı meydana geldi şu an itibariyle. Şu an Trabzonspor'un önünde en gerçekçi hedef olarak Türkiye Kupası kaldı ve bu kadro maliyeti Trabzonspor tarihinin en yüksek kadro maliyeti olarak da şu an itibariyle duruyor. Dolayısıyla bunları konuşmak ve yönetim kurulu önce kendisiyle alakalı, sonra takımın geleceğiyle alakalı bazı detayları masaya yatırmak adına bir toplantı gerçekleştirdi. Trabzon'da bulunanlar Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde, bulunmayanlar ise telekonferans usulüyle buraya bağlantı ve fikirlerini sundu. Her yönetici kendi fikrini, eleştirisini orada dile getirdi ve bazı kararlar alındı. Ama bu kararlardan aslında en önemlisi görüşmelerin cumartesi günü oynayacak olan Ümraniyespor maçı önünde karara bağlanması yönünde oldu. Yani cumartesi günü tekrar bu yönetim bir araya gelecek. Trabzon'da bu kez herkesin yüz yüze olacağı bir toplantı yapılacak ve o toplantıda gelecekle alakalı kararlar alınacak. Bu gelecekle alakalı, yönetimin kendisiyle alakalı, takımla alakalı, planlamayla alakalı her kararın cumartesi günü alınması bekleniyor. Normal süreçte tabii Trabzonspor için cumartesi günü Ümraniyespor maçı hazırlıkları da bir yandan devam ediyor ama yönetim kurulunun bu olağanüstü toplantısı şu anda Trabzonspor'un bir numaralı gündemi haline gelmiş durumda. Net bir şekilde kongre dillendirilmedi, telaffuz edilmedi ancak bu da bir yandan da konuşuluyor tabii ki. Ama bunu dediğim gibi bu detaylar tamamen cumartesi günü belli olacak. Orada netleşeceğini söyleyelim. Dolayısıyla cumartesi günü bir yandan Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı var. Onunla ilgili de detayları belki konuşuruz ama bir yandan da bu konunun karara bağlanacağını söyleyebiliriz. Ve Yunus Emre Sel taraftar bir yandan mutlu eden bir gelişme de yaşandı. O da Edin Visca'nın durumu ile ilgili. Beklenenden daha kısa sürede, hatta bu hafta belki de yedek kulübesinde olması söz konusu. Bununla ilgili sevindirici haberi bir de senden duymak isteriz tabii. Tabii ki teknik direktör Abdullah Avcı, hatırlarsanız devre arasında belki Edin Visca'nın sözleşmesini dondurabiliriz sezon sonuna kadar diye bir açıklama yapmıştı. Ardından oyuncu çok hızlı bir iyileşme sürecine girdi. Yaklaşık 4 ay arası süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyordu omzunda meydana gelen kırık nedeniyle. Ancak çok hızlı bir iyileşme sürecine girdi. Bu hafta başından itibaren takımla birlikte çalışmalara başladı. Fiziksel anlamda biraz eksikliği var ama sakatlığının oynamasını engel durumu şu an itibariyle ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla bu oyuncunun Ümraniyespor maçında sahada olup olmaması ile ilgili kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Biz maç kadrosunda yer almasını bekliyoruz. Hatta maça uzun da bir zaman var aslında. Bu süre içerisinde fiziksel açıdan da eksiğini kapatırsa belki sahada da olabilecek şekilde olabilir. Edin Visca'nın geri dönüşü çok değerli Trabzonspor'da. Çünkü sağ kanat bölgesinde hep bir sıkıntı yaşıyor Trabzonspor ve Edin Visca oradaki sıkıntıları giderecek yeteneğe sahip bir oyuncu. Aynı zamanda Marković transferini de yaptı Trabzonspor. Ancak Marković kart cezalısı olduğu için Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek. O yüzden Edin Visca'nın geri dönüşü hocayı gerçekten çok ciddi şekilde rahatlatacaktır. Belki de Trabzonspor şu anda yönetim anlamında bazı konuları tartışırken en azından saha sonuçları anlamında istediği başarıyı yakalarsa en azından camiada bir tebessüm meydana gelebilir. Yunus Emre Salih'e bir de şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi Ümraniyespor karşılaşmasında özellikle gol anlamında istediği verimi hücum hattından alamayan Abdullah Avcı'nın sisteminde bir değişiklik olacak mı? Bir çift forvete dönme durumu söz konusu olabilir mi? Burada belirleyici etmen şey daha Visca olacak. Elin Visca sahada mı olacak yoksa kulübede mi olacak? Bence en belirleyici etmen bu olacak. Çünkü Elin Visca'nın oynaması hocayı bütün sistemini değiştirmesi ve gerçekten tam anlamıyla bir kanat oyuncusuna sahip bir oyun planıyla sahada olmasını sağlayacaktır. Bunun eksikliğini sık sık dile getiriyordu Abdullah Hoca. Sürekli olarak
kanat bölgesinde devşirme oyuncularla oynadığım için istediğim kanat formasyonlarını sahaya yansıtamıyorum demişti. Dolayısıyla Edin Visca'nın gelişi burada hocayı çok rahatlatır. Bu Edin Visca eğer sahada olacaksa ikili formete dönmeyecektir. İleride Maxi Gomez'i göreceğiz ama Edin Visca'nın yokluğunda bir değişiklik bekliyoruz. Belki bu oyun planında olmayabilir. Yani çift forvete direkt geçmeyebilir ama oyuncu bazlı değişim bekliyoruz. Performansa dayalı muhtemelen kadrosunda bazı değişiklikler yapacak ama Maxi Gomez üzerinde son haftalardaki performansı gerçekten çok beğeniliyor. Hem taraftarlar tarafından hem de teknik ekip tarafından. Ancak onun da eksikliği şu an itibariyle gol atabilmek. O gol noktasındaki sıkıntıyı bir giderebilse ama tabii ki buradaki iyi niyetinden kaynaklı belki bir duruma sürekli olarak sağ kanata, orta sahaya, forvete yardım ettiği için, o bölgede sürekli aktif olduğu için direkt o bitiricilik pozisyonunda bulunamıyor. İşte o Visca'nın gelişi bir yanda Trezeguet, bir yanda Visca, arkasında ofansif oyuncularla birlikte o sorunu bayağı bir rahatlatacak, çözecektir gibi gözüküyor. Çünkü hem Cornelius, onun öncesinde de Sörlüt, Trabzonspor'un son dönemdeki gol yüklerinde, gol sayılarında ciddi katkılar yapmıştı. Şu an belki Gomez sayı olarak, gol sayısı olarak o isimler kadar katkı yapmadı ama futbol anlamında özellikle son dönemdeki katkısı çok çok değerli. Peki, çok teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel. Kolay gelsin diyelim aktardıkların için.